Hoş geldiniz Şarkı Hanım. Hoş bulduk. Babam mı geldi? Evet efendim. Beril Hanım da yanında. Baba. Doktor sana dinlenmen gerek demedi mi? Ne işin var burada? Yeter ama ya. Yat yat sıkıldım. Sen yoksun. Ender'den de bir hayır yok zaten. Bu şirketle birinin ilgilenmesi gerekiyor. Artık ben varım. Size yardımcı olacağım. İnşallah kızım, inşallah. Muhasebe müdürü de bekliyor sizle görüşmek için. Sen Şahika'yla biraz vakit geçir. Ben de işlerimi halledeyim. Tamam. Çok mutlu görüyorum seni bu aralar. Maşallah mı demeliyim? Artık ne istediğimi biliyorum. Ve bu da bana güç veriyor. Babamla ne konuşuyordunuz geldiğimde? Pek hoşnut olmamış gibiydi. Sen bundan sonra ben yardımcı olacağım falan dedim. Hisselerimin kontrolünü almak istediğimi söyledim. Yani ben sözümü tuttum. Ya sen? Dahan'la konuştun mu? Ben teklifini ilettim Dahan'a. İlgilenmedi. Yani benimle ortak olmak istemedi. Tam öyle değil aslında. Beraber başladık, beraber devam edelim diyor. Ortaklığımız bozulsun istemiyor. Bana bak Vildan. Burada ne olursa olsun bu arabadan çıkmayacaksın, tamam mı? Tamam dedim ya. Zaten seni niye getirdik ki buraya? Bir söz dinlemedin. Hoş geldiniz. Beyefendi yolda. Gelmek üzere. O gelene kadar size bir kahve ikram ederim. Buyurun. Dur, sakın. Kapat o kapıyı. Kapat o kapıyı. Vildan, kapat o kapıyı. Vildan. Bana bak. Bana bak. Bak. Sana Dağhan'ı getireceğim, tamam mı? Sana söz veriyorum. Ama sen de bana söz ver. Bu arabadan dışarı çıkmayacaksın, tamam mı? Tamam mı? Vildan sözü. Vildan sözü. Tamam. Thank you.
Efendim, sizi buradan uzaklaştırmam gerekiyor. Ne oluyor? Malikanenizde çatışma çıkmış. Dağının adamları. Mehmet buna cüret etmiş demek ki. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ama efendim. Eve Süleyman, hadi. Gelin bakalım, gelin, gelin. Seni Asuman'la tanıştırayım. Merhaba Asuman, ben Ender. Ender mi? Benim oğlumun adı da Ender. Sen benim babamın annesi misin? Evet. Gürültü kirliliği. Resmen gürültü kirliliği. Kaç martı, kaç kuşu öldü şimdi kim bilir. Martıları sever misin? Sadede gel istersen. Seni tanımaya çalışıyorum. Benim gündemim bu. Oradan kimse sağa çıkamaz nasıl olsa. Ama hayat devam ediyor. Ve ben senden çok hoşlanıyorum. Ölümlü dünya işte. Neden erteleyerek yaşayalım ki? Ne istiyorsak şimdi yapalım. Haklısın. İçimizden geldiği gibi davranmalı. İn aşağı. Arabayı sen kullanacaksın. Çalıştır hemen. İn dedim. Hadi beyler, toparlanın gidiyoruz. Hadi, 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 yürü, yürü.
Sevdin galiba. Çevreden çatışma sesleri geldiğine dair duyum aldık. Atış talimi yapıyorduk. Evinizde. Evim 15 dönüm arazi üzerine kurulu. Pek çok hobim için özel alanlarım var. Arka tarafta da ufak bir poligonum var. Bir gün bakan beylerle beraber seni de davet edebilirim. Neydi adın? Metin. Metin. Atlara bakan Maytan'ı çağırın. Çabuk lan! Oğlum çabuk! Veterineri mi baktıracağız? Öbür türlü polise yakalanırız. Hastaneye gidersek polis karışır. Yaran çok ağır. Ben nasıl olması gerektiğini anlatırım. Hem sen de varsın yanımda. Sakın, sakın. Dağın. Ya doktor nerede? Dağın. Gel. Çok kan kaybetmiş. Kan grubu bile var. A pozitif, benim kan grubum. Gerekiyorsa hemen kan verebilirim. Söylediğim malzemeleri hemen tedarik edelim. Hadi oğlum çabuk. Çabuk olun. Sana söz veriyorum kavuşturacağım oğlunu. Elimden gelen her şeyi yapacağım. De sana benziyor. Dalga mı geçiyorsun? Yok. Çocukluğuna çok benziyor. Ben yatırayım paşayı. Börekler de birazdan pişer. Ender çok sever. Niye zahmet ettin? Gel Lamia, otur şöyle. Yıllar sonra kaderde böyle karşılaşmak da varmış. Çocuk doğduktan sonra Ender hemen haber verdi. Çok mutlu oldum. Tabii. Süt annesine haber vermeyecek de kime verecek? Sabiha kucağıma verdiklerinde bütün dünyalar benim oldu. Ne güzel.
Ama sana biraz kırgın. Ya insan bir telefon eder, haber verir. Hani torununa ben bakıyorum. Emin ellerde diyebilirdin değil mi? Ender sıkı sıkı tembih etti. Sakın kimseye haber vermeyeceksin diye. Hatta siz beraber gelince çok şaşırdım. Torunumu göreceğim diye başında boza pişirdim. İyi oldu. Çocuk da babasını çok özlemişti. Lamia, bu çocuğun annesi kim? Beril Hanım. Beril mi? Bugün Beril benden şirketteki hisselerinin kontrolünü istedi. Artık Ender'in kendi yerine karar vermesini istemiyormuş. Bence en doğal hakkı. Kendi hisseleri sonuçta. Hakkı ya da değil, bu durum hiç hoşuma gitmiyor benim. Ender'in elinde heba olacağına Beril ilgilensin daha iyi. Hem kim bilir, belki Beril'in bize daha fazla faydası dokunur. Ben sonuna kadar cesaretlendireceğim bu konuda Beril'i. Katliyen böyle bir şey yapmayacaksın. Tam tersi, Beril'i vazgeçirmek için uğraşacaksın. Ama baba, Ender'in hali ortada. Şirketimizin, ailemizin itibarı... Senin de Beril'in de bildiğinden fazlası var. Sahip olduğu pay %30 falan değil. Sezai ölmeden kısa bir süre önce hisse dağılımında bir değişiklik yapmıştık. Borçlarıma karşılık %21 daha devretmek zorunda kalmıştım. Nasıl yani? Şirketin %51'i Beril'in mi? Yani büyük ortak o mu? Ya, maalesef. Ender çıktı mı? Sizden hemen sonra. Allah Allah. Şirkete de gelmedi. Nereye gittiğini söyledi mi? Hayır Beril Hanım. Tamam, sağ ol. Biz gitmeden kalkmazsa uyandırırım valla. Kalkar kalkar. Uykusu hafiftir onun. Efendim hayatım. Canım ben geldim, evde yoksun. Bir iki saat işim vardı, onları halledip geleceğim. Hoşça kal. Ender, Beril nasıl oluyor da çocuğun kendinden uzak büyümesine izin veriyor? Lamia Hanım'ı tırtıkladın değil mi? Sorguya çektin kadıncağızı. Torunum hakkında her şeyi öğrenmek hakkım. Beril izin verdi. Çünkü anne olmayı hak etmiyor. Zorla mı aldın? Hayır. Kendi verdi. Götür çocuk esirgeme kurumuna ver diye. Daha kırkı çıkmamıştı çocuğun. Aman Tanrım. Bu nasıl bir anne? Çocuk da ağandan. Ne? Böyle bir şey kesinlikle kabul edemem. Vallahi ister et ister etme. Durum bu. Can düşmanın çocuğuna babalık mı yapacaksın? Babalık. Babalık ne ki ya? Ha? Çocuğu yapmak mı? Yoksa emek verip büyütmek mi? Yani Muzaffer'in bana yaptığı gibi. Tekin. Adam değil. Baba hiç değil. Ama Muzaffer'in gölgesi bile baba. O benim babam. O yüzden istediğim çocuğa istediğim gibi babalık yaparım. Sen de karışamazsın. O çocuğa emek veriyorum ben, şefkat gösteriyorum. Gözümden bile sakınıyorum. O yüzden o çocuk benim oğlum. Şu an bir tehlike kalmadı değil mi? Yaptığım müdahalenin bir doktor tarafından ameliyathane koşullarında yapılması gerekirdi. Yani? Bu geceyi atlatması önemli. Ancak o zaman hayatı riskinin olup olmadığını söyleyebilirim. Hmm.
Sakın beni bırakayım deme. Sakın. İki çocuk, Dağhan, Gürcü Zerdan'ı alt etti. Öyle mi? Öyle mi lan? Öyle mi lan? He? He? Sen geliyorsun lan? He? Mallarımı çaldı. Evime çöktü. Yaptı. Dağhan'ı öyle bir yerinden vuracağım ki Gürcü Zerdan'a bulaşmak neymiş görsün. Kalk buna! Geç! Geberin lan! Siz neredeydiniz lan? Bunlar olurken siz ne yapıyordunuz? Neredeydiniz? Sıra geldi futbol sayfasına. Beni de maça götürsene. Emin misin? Sen futboldan nefret edersin. Sen seviyorsan eğer sevmeyi deneyebilirim. Ama söz veremem. O zaman anlaştık. Evet. Bu gazetede de okunacak bir şey kalmadı. Okuma okuma. Sıkıldın zaten. Ne yapalım? Televizyon seyretmek ister misin? İyiyim böyle. Hatta çok iyi.
Acıktın mı peki? Aa, ama bir saat sonra yiyebilirsin. Veteriner bey saat 8'den önce bir şey yenmeyecek dedi. Selvi. Hiç romantik değilsin. Sen sanki çok romantiksin. Hem nereden çıktı şimdi bu romantik? Ya, ellerin ellerimde, gözlerin gözlerimde. İyiyim diyorum, hala televizyon diyorsun, yemek diyorsun. Ama sen o yüzden şey yaptın. Ha, ben o yüzden şey yaptım. Doktor, nasıl oldun? Daha iyisin ya. İyiyim abi, bomba gibiyim, merak etme. İyi. Bununla geçmiş olsun inşallah. Var mı bir isteğiniz? Abi. Annemler nasıl? Merak etme oğlum, iyiler. Çocuklar devreye değişti şimdi, her şey yolunda. Hala telefonlarımı açmıyor. Tekine giderken de aradım, açmadı. Hayır duasını alamayınca böyle oluyor işte. Bugün de babamın 40'ı. Annen Nevli'de okutmuş, merak etme. Abi. Çocuklara söyle de biraz eve erzak götürsünler. Annem mantı yapsın. Konu komşuya dağılsın. Babam çok severdi. Canına değsin rahmet. Hastanelerde, morglarda Doğan Soysur adına herhangi bir kayıt yok. Evine gittin mi? Orada da bir hareket yok. Yani anlayacağın seninkisi yaşıyor. Herif 9 canlı çıktı ya. Biz de Tekin'i üstümüze kışkırttığımızda kaldık. Hayırdır inşallah. Siz... İyi akşamlar. Bunları abin gönderdi. Kimmiş Ayşe? İyi akşamlar teyzeciğim. Bunları Dağhan gönderdi. Babası için yemek yapmanızı istedi. Biz yapar dağıtırız. Siz onları geri götürün. Yok, olmaz şimdi. Olur. Bal gibi olur. Annen kabul etmedi dersiniz. Nasıl kazanıldığını bilmediğim parayla hayır mayır işleyemem ben.